AB silindir CD koni denmiş arkadaşlar. A'nın hacmini hemen bulalım. Yarı çap 4 yüksekliği 7. 16 pi çarpı 7 eşittir. B'nin taban yarıçapı 5 yüksekliği 4. 25 pi çarpı 4 artı C'nin taban yarıçapı 2 yani 4 pi çarpı h bölü 3. A'yı B ve C'ye boşaltılıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla tamamen doluyormuş onlarda. Böylece 112 pi eşittir 100 pi artı 4 pi h bölü 3. O zaman buradan 12 pi eşittir 4 pi h bölü 3. Demek ki sadeleştirirsek h 9'muş e şıkkı. Kesik koni olmuş arkadaşlar bakın. Şöyle bu kesik koniyi aşağı doğru tamamlamak gerekiyor. Olayı daha iyi görmek için. Hacimlerde Kesinlikle koniyi tamamlamanız lazım. 8 pi neresi aslında şu taban dairesinin çevresi, o zaman taban dairesinin yarıçapı 4. Yine 12 pi arkadaşlar o zaman taban dairesinin yarıçapı da 6'dır. Benzerlik oranı 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 bölü 3. Bu şu demek. Buradaki yüksekliğe h diyelim. Burası 9 diyelim. H'ın h artı 9 oranı 2 bölü 3 ya da ben şunu daha çok tercih ediyorum hep söylüyorum. 2 bölü 3 benzerlik oranı için buraya 2 t dersek tamamına 3 t demeliyiz. Bu yüzden t'ye 9 kalır. Burası da arkadaşlar 18 olur. Olay bu. Artık dolu, e, bu kesik bardağın hacmi sorulmuş. Yani kesik koninin daha doğrusu kesik bardak demeyelim. Benzerlik oranı 2 bölü 3 olduğu için hacim oranı 8 bölü 27'dir. Yani ben şu küçük hacme 8V dersem büyük hacim 19V olur. O zaman önce 8v'yi bulalım. Taban alanı 16π. Yükseklik 18 bölü 3. Şimdi bunu 8'e böleceğim. 19v'yi bulmak için de ne yapacağım? Sonra 19'la çarpacağım arkadaşlar. E, 24 olduğu için 8'e bölelim 3. Burada 8'e bölelim 2. 3'e bölelim 6. 12 çarpı 19 oldu arkadaşlar. 12, 19 pi geldi. 190, 38, 228 piymiş cevabı D şıkkı. Bir de kuralları bilmek lazım. O kurallardan biri de taban yarıçapı ve ana doğru dediğimiz yan yüzeyin yarıçapının oranı merkez açının bu şekilde oranlanmasıdır. Yani şöyle göstereyim size koni var diyelim temsil olarak. Burası L, burası R. Merkezdeki bu açı R bölü L, alfa bölü 360 olur. Şununla karıştırmayın. Bu aradaki açı burayla hiç alakalı bir açı değil arkadaşlar. O yüzden şimdi burayı yapıyorum. Böyle yarıçap çap 3. E, yükseklik 6 kök 2. 72, 9 daha 81. Ana doğru da 9 geldi. O zaman bakın 3 bölü 9 eşittir. Alfa bölü 360'dan alfa... 120 derece D şıkkı. Hacimleri tek tek hemen göstereyim. 9 pi r kare e, çarpı h bölü 3'ten 3 pi bir de 3'e bölmeyi unutmuyoruz. Pi r kare h oldu arkadaşlar. Sonra pi r kare h bölü 3 çarpı 9 h bölü 3 gördüğünüz gibi. Şimdi 9'lar gitti. Bu da pi r kare h bölü 3 oldu. E, ee, üçüncüye geliyorum. Pi 4R kare bölü 3 çarpı H bölü 4. Bu da pi R kare H bölü 3 oldu. 2 ve 3 eşittir. Ekstra bir şey yapmayacağız. Genel gösterim böyle yapılıyor arkadaşlar. Bazen o yüzden unutuluyor. Bakın merkezdir burası. Bir daire dilimidir. Haliyle R, L, O işte burası alfadır. E şimdi burada merkez C. Yani aslında... Burada arkadaşlar alfa 180 derece diyor. L4 diyor size. O zaman R bölü L 180 bölü 360'dan R'nin kaç olduğunu göreceksiniz. 1 bölü 2 oranından dolayı 2. Dolayısıyla koniyi böyle birleştirdiğimiz zaman ana doğru şöyle bakın 4 R2 bu yüzden de yükseklik 2 köküç işte. Taban alanı 4 pi yükseklik 2 köküç bölü 3. Pi'yi 3 alın demiş. O zaman arkadaşlar bir de burada 8 kök 3 başka bir şey kalmadı. D şıkkı. A, E, E, C'nin 2 katı denmiş. Büyük koninin hacmi de 81 pi'ymiş. Şimdi şöyle bir hareket yapalım küçük koniyi bulmak için. Bakın küçük koninin yarı çapına 2R dersek büyük yarı çap 3R olur. O zaman pi 9R kare. Yüksekliğine de bunun 3H diyelim. 3H bölü 3 arkadaşlar 81 pi. Böylece bunlar sadeleşti 9'lar gitti. Pi r kare h 9 pi oldu arkadaşlar. Şimdi r kare h'ın 9 olduğunu gördük. Küçük koniye baktığımız zaman 4 pi r kare yüksekliği bunun h olacak değil mi? 2'ye 1 oran var çünkü. Dolayısıyla h bölü 3. R kare h Kaç bulmuştuk? 9. Burada yerine yazarsak bunlar sadeleşir. 4 pi r 4 pi çarpı 3'ten 12 pi olur. B şıkkı. Son derece gıcık bir soru arkadaşlar. Zorlanmanız çok normal. Şimdi ben size göstereceğim. Bakın simetri alıyoruz. Simetri alırken de arkadaşlar 360 derece dönmesini sağlıyorum böylece. Biraz görselliği arttırıyorum. Yani göremediğiniz zaman benim şöyle yaptığım gibi siz de simetri alın. Böylece şunu görmüş olursunuz. Siz bunu döndürdüğünüzde bir de en uç noktaları böyle dairesel birleştirin bu şekilde. Artık alt taraf tamam. Burası da sonuçta böyle dönecek. Alt tarafta şöyle bir koni çıkıyor. Bir de arkadaşlar şu uç noktayı da birleştirmeyi unutmayın. Bakın böyle. Burada da içi dolu olan kısmı tarayın bu şekilde. Ne oldu biliyor musunuz? Hadi alt taraf tamam. Alt tarafı hemen aradan çıkaralım hatta. V1 şuraya V1 diyeyim. 16 pi çarpı 3 bölü 3. Yani 16 pi. Üst tarafı size bir daha çiziyorum. İzleyin bakın lütfen. Şöyle bir silindir var. Görüyor musunuz? Yukarıda rengi de şöyle yapayım. Bakın burada bir silindir var aslında. Alt taraf DD üssü, CC üssü dairelerle birleştirdim böyle bakın iki tane daireyi birleştirirsem bir de dik dc ve d üssü c üssü bir silindir yapar yalnız bunun dolu olan kısmına dikkat şimdi burada şöyle bir daire var gördüğünüz gibi burası böyle sonra şurası yine böyle e noktası burası burası arkadaşlar e üssü diyelim Gördüğünüz gibi dolu olan kısım Buralar şu kısım içi boş Çünkü orada dönen bir şey yok haliyle arkadaşlar ne olmuş oldu burada ee, bizim o beyaz kısmı çıkarmamız lazım beyaz kısımda da dikkat edeceğimiz şey şuranın yarıçapı 4 büyük yarıçap 4 artı 2'den 6 Peki yükseklik kaç onu da görelim yükseklik arkadaşlar bakın kelebek benzerliğinden 3. Bölü h eşittir 4 bölü 2, bu yükseklikte bu yüzden 3 bölü 2 oldu bakın. Haliyle yarı çapı 6 olan bir silindirden yani 36 pi çarpı 3 bölü 2 eşittir 54 pi'den yeşil bölgeyi çıkarmam lazım. Peki yeşil bölgeyi nasıl bulacağım? Yeşil, bö şey, yeşil bölgeyi çıkarmamam gerekiyor pardon, beyaz bölgeyi çıkarmam gerekiyor. Peki beyaz bölgeyi nasıl bulacağız? Beyaz bölgede de kesik koni var arkadaşlar. Bakın olay şu. Görüyor musunuz? Şu siyah tarıyorum şu an. Benim siyah kısmı çıkarmam lazım. Orada da benzerlik. Yarı çap tabanda 4, yukarıda 6. Şöyle bir kesik koniyi bulacağız şimdi. Siyah kısmı gösteriyorum size. Bakın burayı bulacağız. Ve yarı çap 4, yarı çap 6 olduğu için benzerlik oranı 2 bölü 3. Hacim oranı 8 bölü 27. O zaman alt kısma 8V dersek çıkarmamız gereken kısım 19V olacak. Ve yüksekliğe geliyorum. Şurası arkadaşlar 3 bölü 2. Benzerlikten dolayı o zaman alt tarafta 3. Neden? 2 bölü 3 benzerlik oranı ne demektir? Alt tarafın yüksekliği 2H tüm yükseklik 3 haçtır. Aşağıya H kalacağı için H3 bölü 2 ise 2H'de 3 olur. O zaman 8V eşittir. Taban yarı çapı 2 yani taban alanı 4 pi. Yükseklik 3. Buradan da 3 oldu. Şu yarı çap 4'tü pardon. 16 e, pi. 16 pi çarpı 3 bölü 3. O zaman arkadaşlar 3'ler gitti. Ve buradan 2 pi oldu. Bize kaç V lazımdı? 19 V. 19 V de 38 pi oldu. İşte 54 pi bulmuştuk başlangıçta tüm silindirin hacmini. 54 pi'den 38 pi'yi çıkardım. 16 pi kaldı İşte şu yeşil bölgenin hacmi. İlk başta V1'i 16 pi bulduk. Buna da V2 diyelim 16 pi. V1 artı V2 toplamda 32 pi geldi arkadaşlar. B şıkkı. Çap ve e yükseklik aynıymış arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Çapı burası 2R olsun. Çapı 2R'den 4R olacağı için yükseklikte 4R olsun. Neden 2R olsun dedim? Çünkü küçük silindirinde 2 katıymış yarı çapı. O zaman bunun da çapı yüksekliğine eşit olduğu için burası böyle 2R olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şöyle RR. Burası. Burası da yine R. Demek ki o zaman artık lazım olursa şu 2R ise koninin de yüksekliği 2R olur orta tabandan dolayı. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. Aşağı doğru yükseklikte 4R. Dikkat edin lütfen. 4R, 4R. Demek ki orta tabanmış. 2R ise arkadaşlar şurasının da tamamı 4R'ymiş. Benzerlikten dolayı. O zaman 8R eşittir. 8'den R1 geldi. Küçük silindirin hacmi yarı çap 1, yükseklik 2. Taban alanı pi çarpı 2'den o zaman hacim 2 pi olur. Birinciyi bulduk. İkinci, yarı arkadaşlar 2, yükseklik 4. O zaman taban alanı 4 pi, yükseklik 4, 16 pi oldu. Bu da ikincinin hacmi. Toplamları da 18 pi geldi. E şıkkı. Silindir, koni, küre, hiç fark et. Gerçi küre de yapmıyoruz. Küre hariç hepsinde arkadaşlar en kısa sorularında açılım yapmak lazım. Açılım yaparken de konide her zaman r bölüle alfa bölü 360'dan yararlanarak merkez açıyı görmeniz lazım. 6 ana doğru 24 o zaman demek ki neymiş alfa 90 bölü 360'dan 90. Yani şöyle bir görüntü olacak. Bir çeyrek daire merkez t. A noktası buraya sakın b yazmak yok. A noktası neden? Biz şimdi a'dan b'ye gidiyoruz bir de bunun arkası var b a. AB, BA. B tam orta oluyor o yüzden. Bakın şöyle gördünüz mü? Ve ne yapacağız? Gideceğiz. A'dan çıkacağız. TB üzerinde şurası alelade verilmemiş. Buraya bir uğrayacaksın diyor. TB üzerinde bir L'ye uğra. Sonra arkadaşlar şöyle bir K'da olayı bitir. Gerçekten de öyleydi. Şimdi 17'ye daha 24. TK arkadaşlar kaç verilmiş? 7. 7, 24. 25'miş en kısa alacağı yol A şıkkı. Analitik düzlemde bu şekli bir çizelim ki ne olduğunu anlayalım arkadaşlar. Şöyle bakın. X'e 0 verdim. Y'si 1. Y'ye 0 verdim. X'i 1. Şöyle bir doğru. Burada şunu söylüyorum ben. Y'yi diğerlerini sallayın. Y arkadaşlar kat sayısı pozitifse 1, 2, 1 bölü 2 hiç fark etmez. Y büyükse üst taraf taranır. Bakın böyle. Sonra yine x'e 0 verdim, y'si 4 rengi bir değiştireyim. Şöyle bir nokta 4. y x'e 0 verdim, y'si 4, y'ye 0 verdim, x'i 1. Bu da böyle bir doğru arkadaşlar şu şekilde. Burada da bunları boş verin, y'nin katsayısı pozitif olmak kaydıyla gördüğünüz gibi burada da grafiğin alt tarafını tarayacağız. He, demek ki bunların kesişimleri şöyle geri alayım bakın. Bunların kesişimleri ne oldu? şu bölge oldu. Bu şekilde. Çünkü bize soruda bir de ne vermiş bakın x büyük eşit 0. x ekseninin bakın pozitif tarafını alacağız. O zaman bu üçünün birleşimi burası olur. Şu mavinin taştığı kısmı almayacağım. Sebep x değerleri pozitif olmak zorundaymış. Bu yüzden bu, bu şekilde hallettik. Şimdi bunu biz 360 derece döndürdüğümüz zaman ne söylüyorum ben? Hemen simetri alın tamam mı? Olayı daha iyi görürsünüz. Simetri aldığınız zaman şöyle bir durum oldu. Bir de uç noktaları dairesel birleştirin. İşte bu şekil koni oldu. Artık büyük koniden yarıçapı 1, yükseklik 4, bölü 3'den beyaz kısmı çıkaracağız. Pi çarpı 1 bölü 3. Demek ki kırmızı kısmın hacmi piymiş A şıkkı. Birincisi aynı yüksekliğe sahip bir koni ve silindirde hacimler oranı 1 bölü 3'tür. Çünkü birisinin hacmi pi r kare iken diğerinin hacmi pi r kare h bölü 3'tür. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu silindir pardon koninin içindeki suyu silindir haline getirdiğimiz zaman ne olacak? Buradaki yükseklik baştaki yüksekliğin 3'te biri. Ben şu tüm yüksekliğe 3h dersem gerçekten bakın Pire kare haş 3 h 3H bölü 3'ten hacim pire kare haş suyunu açma. İkinci durumda pire kare haş olması için bakın pire kare gerçekten h olması gerekiyor. Dolayısıyla şu üstte kalan kısım 2 haştır. Altta kalan kısım haştır. Benzerlik oranı şu koniden bahsediyorum. Kesik koniyi bulacağım çünkü. 2 bölü 3 hacim oranı 8 bölü 27 ve arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Üstteki kısım 8V ise altta şu konide kalan suyunun hacmi 19V olacak. O zaman 19V olduğuna göre toplamda zaten bize 19V'yi 19 olarak vermiş. Ne güzel. Demek ki V buradan 1 arkadaşlar. Silindirin e, koninin hacmi 27V ydi. O zaman 27 oldu arkadaşlar. Ne demiştik? Aynı yüksekliğe sahip. Silindir koninin hacminin 3 katı bu yüzden 81 oldu D şıkkı. Kesik koni çıkarıldığı zaman şu beyaz boşluk olan kısım çıkıyor. Yine 2 kısmı çıkıyor. Toplamda 20 pi alanın azalması lazım. Yalnız içerideki kısım arkadaşlar şu içeride kalan kısım, oyuk kalan kısım yüzey alanı olduğu için orası da eklenir. Çünkü biz yüzey alanını şöyle düşünebiliriz. Bir yüzeyi boyayabiliyorsanız oranın alanını hesaplamanız lazım. Artık içeriye ulaşabiliyoruz. Orasının da bir alanı vardır. O yüzden demek ki o alanda 20 pi'ymiş ki totalde bu alanlar birbirine eşit olduğu için yüzey alanı değişmemiş. Peki silin e, koninin alanı neydi yüzey alanı? Açınım yaptığımız zaman 4 8 pi olacak çünkü açınımda çevre açılımın aynı zamanda yay uzunluğuydu. Yine şu 2'den dolayı 4 pi olacak. Açılımın arkadaşlar yine üstteki yüzeyi. Bizden tabii ki nereyi bekliyor? Burayı. Buranın alanı o zaman arkadaşlar 20 pi değil mi? Şimdi benzerlik oranı bakın 4 pi'ye 8 pi olduğu için nedir? Orta taban 1'e 2 oran S. Burası da ne olacak? 3S. Demek ki benim 4S'i bulmam lazım. 3s eşittir 20 pi. 4s eşittir 80 pi bölü 3 oldu. Şimdi 80 pi bölü 3. Yüzey alanı nasıl hesaplanıyordu? Yan, yan alan daha doğrusu. Burada tüm yan alanı bulurken pi r l idi. Pi bildiğimiz pi. R taban yarıçapı o da 4 verilmiş. L yan yüzeyin ana doğru dediğimiz yarıçapı. Buradan da L arkadaşlar 20 bölü 3 geldi. Şimdi bu koniyi uzatmak lazım yüksekliği bulmak için. Ana doğru 20 bölü 3. Bu arkadaşlar 20'nin 3'te biri. 4, 12'nin 3'te biri. O zaman demek ki tüm yükseklik 16 bölü 3'müş. Bize yarım yükseklik lazım bu kısım. Burası da 8 bölü 3 oldu. Tabi 3 boyutlu çizince sanki o 8 bölü 3 x'e eşit değilmiş gibi duruyor ama sonuçta çıkardığımız kısım yüksekliği bu kadar olan kısım arkadaşlar bu yüzden cevabımız C olacak